Bugün Basat'ta farklı bir gün. Basat kültür sanat deyince Bakırköy'de hemen akla geliyor ama bugün Bakırköy ve eğitim diye yeni bir sergiyle, Bakırköy'de ilk defa yapılacak bir sergiyle bir arada olalım istedik. Bu okul binasında Bakırköy'de Notre Dame'ın binasında, Bakırköy'de Bezezyen Okulu'nun binasında, sonra bir halk mektebi olan Halk Evi'nin binasında Bakırköy ve okulları efemera sergisi, belge ve fotoğraflarla Bakırköy okulları sergisi açmak bize kısmet oldu. Daha doğrusu biz akıl ettik, biz yaptık. Seviniyoruz biz yaptık diye, çünkü yakışanı da buydu bir okulda. Bakırköy'ün belki de en eski okullarından birinde bu sergiyi açmak önemliydi. Ne yaptık? Sevgili dostumuz, koleksiyoner, Bakırköy'ün eski emektarlarından Adnan Mamati ile Basat el ele verdi. Bize destek veren arkadaşlarımız da oldu. Bize destek veren okullar da oldu ve Bakırköy'de okulların fotoğraflarını, karnelerini, diplomalarını, okul malzemelerini bir araya getirdik ve bir sergi açtık. Bu sergide belki de kendini bulacak Bakırköylüler. Bu fotoğrafta ben de varım diyecek. Bak bu yıllık benim senemin yıllığı diyecek. Ve gerçek anlamda Bakırköy'de geçmişe doğru bir yolculuğu belki bu sergiyle yapabileceğiz. O yüzden bu sergide ne varın yanıtı, mesela Kartaltepe İlkokullu Üstün Asutay var. Bakırköylü sanatçıların pek çoğu Bakırköy'deki okullardan mezun oldu. Üstün Asutay'ın hikayesi şuydu. Bir gün Kartaltepe İlkokulu'nda ilkokul öğrencisiydim. Bu binaya geldim. Sahnede Münir abiyi gördüm. O gün sanatçı olmaya karar verdim. Kartaltepe'li Üstün Asutay Halk Evi'nde sanatçı olmaya karar veriyor. Yani Bakırköy'de okullarla ilgili hikaye çok. İşte o Kartaltepe deyince, Kartaltepe'de keman öğretmeniyken bugün bizim keman öğretmenimiz Köy Öğretmen Okulu mezunu Sait Demirkol ve hikayesi de burada. Ve Kartaltepe İlkokulu'ndaki o hikaye de burada. Yani bir sürü hikaye bulacağız. Bu sergi için öncelikle Adnan Mamati'ye çok teşekkür ediyorum. Onun sözlerini dinlemek isteriz. Yönetim kurulumuz, Fatma Hanım, arkadaşlarımız Asiye Hanım, Ayşe Hanım çokça çalıştılar. Onlara çokça teşekkür ediyorum ama Adnan'a daha çok teşekkür ediyorum malzemeler için ve sözü Adnan'a bırakıyorum. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Ben İlhan Hocam'la 30 sene oldu herhalde arkadaşlığımız. İlhan Hocam'ın olduğu her yerde varım. Ona her türlü elimden geldiğince yardıma her zaman hazırım. Güzel şeyler yapıyor. İlhan Hocam'ı alkışlıyordum bence. Başka bir şey diyemiyordum. Bunları söylesin diye para vermedim. Yani. Tulumba tatlısı yedim ama tatlı yedim. Sait Hocam Kartaltepe'den ve Bakırköy Halk Evi'nden hikayesini bize anlatsın. Efendim ben öğretme okulunu bitirir bitirmez Doğu Anadolu'ya Bitlisliğine tayin oldum. Yedek subay öğretmenlik derken 4 yıl orada kaldım. Derken 63 yılında İstanbul'a tayinimi istedim. Doğru Şirinevler İlkokulu'na geldim. İlkokul öğretmeni olarak. Müzikle çok yoğun ilgimi olduğu için beni merkeze almak istediler. Kartaltepe Okulu'na.
o zamanki okul müdürü Nihat Şener, bu okulun müdürü, ısrarla seni buraya alacağım diye uğraştı. Fakat olmadı. Daha sonra ben Hikmet Şimşek Önlü Yer Sazlar Orkestrası'nı çaldım. Bu arada bir bakanlık adına konserlere katıldım. Onun üzerine bakanlıktan emirle sınıf öğretmenliğinden alınıp müzik öğretmenliğine görevlendirildim. Ve Kartaltepe Okulu'na geldim müzik öğretmeni olarak. Oradan da orta öğretime geçtim. 63 yılından beri İstanbul'dayım ve işte Bakırköy okullarında görev yapıyorum. Bütün okullarda müzik faaliyetleri yaptım. Kurslar verdim. Mandolin kursları, piyano kursları, ork kursları vesaire. Bakırköy artık memleketim oldu. Sanki doğma büyüme Bakırköy'lü gibiyim. Halk evinde de ders verdiniz? Halk evinde ders vermedim de yalnız faaliyetleri biliyorum. Çok geldim gittim. Akordeon öğrencimiz gibi. Ahmet Bahadırlı. O da Şirinevler İlkokulu'ndayken ben. İlkokulda 3'teydi sanıyorum. Akordeonla başladım. Lise sonuna kadar akordeon dersi verdim Ahmet'e. Ve oraya resmini de koydum. O küçüklük resmimiz var kapıda. Ahmet Bahadırlı'nın. Ve bütün okullarda müzik seminerleri, okullardaki müzik eğitimiyle ilgili falan. Ömrüm böyle müzikle geçti Bakırköy'de. Bakırköy'ün evet en eski köklü müzik öğretmeniyim diyeyim yani. Evet. Hocama teşekkürler. Atatürk'ün sesine toprakla savaş için, ziraat cephesine toprakla savaş için, ziraat cephesine. 55 yılının başlaması münasebetiyle Maarif Vekili, aynı zamanda Ağrı Milletvekili de yapmış Celal Yardımcı'nın konuşmaları var. Bu plak yani bir şeyi daha yok. Dediğim gibi konuşmanın radyodaki kaydı. Üstünde de baş öğretmen Atatürk. Arkadaşlarınıza buyurunuz, öğretmenlerinize anlatınız, ana ve babalarınıza ulaşın. Yani durumuna göre komisyonu temizdi aslında. Bir de bunlar alüminyum nasıl diyor, normal diğerler petrol şeydi. Biz bunlar daha farklı plakta. Bu plakta yani ilk defa burada Türkiye'de dönmüş olacak. Yani plan dönmüş olacak. Milletimiz için hayırlı ve başarılı olmasını Allah'tan diler. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Hoşçakalın. Evet, vatan için bilimle, kültürle nasıl gelişeceğimizi, gelişmemiz gerektiğini söyleyen hiç eskimeyecek bir konuşma dinledik. Adnan teşekkür ederim.